أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Evet, Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle bugün Fussilet suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 41. ve 44. ayete kadar işlemeyi umuyoruz, ümit ediyoruz. Allah Azze ve Celle izin verirse bugün 4 tane ayeti bitireceğiz inşallah. Bir önceki ayetlerde Allah Azze ve Celle yine farklı pasajlardan bahsederken en son ne dedik? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde ilhada sapanlar var ya diyerek Allah Azze ve Celle kafirlerin ilhada saptığını, ilhada sapanlarının yerinin azap olduğunu söylemişti bize. Biz dedik ki pasajın devamı niteliğinde olma ihtimali vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle bugün daha çok kitabından bahsedecek. Kitabının ne kadar aziz, ne kadar yüce, ne kadar şerefli olduğundan bahsedecek. Çünkü bu kitap şerefli bir kitaptır. Çünkü bu kitap aziz olan bir kitaptır. Mükemmel bir kitaptır. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır ve yaratılmış değildir. Bizim kelamlarımızda eksiklik oluyor. Bizim kelamlarımızda noksanlık oluyor. Ancak bu kelamda öyle bir şey yoktur. Her kim bu kelamı eksik görürse, her kim bu kelamı yanlış görürse, her kim bu kelamı inkar ederse Allah katında kafir olan bir müşrik olur. Allah Azze ve Celle de bundan bahsedecek daha çok bugün. 41. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِذِكْرِ لَمَّ جَاءَهُمْ وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَز۪يزٌ Allah Subhanahu ve Teala diyor ki şüphesiz ki kendilerine zikir gelince o inkar edenler var ya diyor. Oysa bu kitap aziz olan bir kitaptır diyor. Tabi burada kapalı bir durum var. Kapalı durum nedir? Müfessirler şunu söylüyorlar. İmam Taberi gibi ve başka alimler burada innellezine keferu bizikri lemma caahum ayetinden sonra Allah Azze ve Celle diyor ya şüphesiz kendilerine zikir gelen o kafirler var ya diyor. Ancak azabından bahsetmiyor. Haberinden bahsetmiyor. Yani orası kapalı bırakılmış. Dolayısıyla kapalı bırakıldığı için her bir alim ve her bir meal çeviren orayı farklı farklı şekilde doldurmuş. Mesela kimi şunu demiş. O inkar edenler var ya ateşin içinde bırakılırlar diye çevirmiş. İmam Taberi onlara uygun, Kur'an'a uygun farklı farklı oraya manalar vermiş. Demiş ki o inkar edenler var ya helak olmuşlardır. O inkar edenler var ya bize gizli değillerdir. O inkar edenler var ya uzaktan çağrılırlar yani onu işitmezler. Yine başka bir meal olarak o inkar edenler var ya sana ve senden önceki peygamberlere söylediklerini söyleyeceklerdir. Bunların her biri Kur'an'a uygun manalar. Allah Azze ve Celle orayı gizli tutmuş. Dolayısıyla bunların hepsi Kur'an'a uygun olduğu için bunları yapmak nedir? Bunları söylemek caizdir. Ancak daha ilginç olanı da şudur. Önemli olanı da şudur. Bazı müfessirler de diyorlar ki Allah Azze ve Celle kendi ayetlerini inkar eden, kendi zikrini inkar edenler hakkında özellikle şunu söylüyor. Yani o kadar korkunç bir iş yapıyorlar ki, o kadar iğrenç bir iş yapıyorlar ki Allah söyleyecek söz söylemiyor. Söylemiyor, boş bırakıyor. Hani biz deriz ya birine, ben sana bu kadar iyilik yaptım, senin yaptığın nankörlük var ya, susuyorum. Gerisini sen doldur artık. Senin yaptığın o kaypaklık var ya, o yalan var ya, o hainlik var ya diyorum, susuyorum. Şimdi burada ben ne yaptım? Tehdit ettim. Üstü kapalı tehdit ettim. Büyük bir tehditle aslında tehdit ettim. Sen buna cehennem azabı de, sen daha beter bir azap de, Allahu alem. Allah en doğrusunu bilir. Ama ne olmuştur burası? Burası gizlenmiştir demiş alimler diyebiliriz. Peki bu inkardan kasıt nedir kardeşler? İnkardan kasıt nedir? İnkardan kasıt daha önce de anlattık. Dedik ki
Birincisi, kafirlerin inkarı çeşit çeşittir. Kimi inkar var ki direkt der ki ben bunu yalanlıyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Çok az insan var böyle. Genellikle inkarlar şöyledir. Ya adam ilhada sapar, ayete farklı bir mana verir, ayeti iptal eder. Bugünkü cehmilerin yaptığı gibi, mutezilenin yaptığı gibi. Veya Yahudi ve Hristiyanlar gibi ellerini koyarlar. Derler ki bu hüküm iptaldir der. Veya kendi elleriyle ayet yazarlar ve bu Allah katındandır derler. Öbürlerini de inkar ederler. Bak çeşit çeşit. Bunların her biri nedir? Bunların her biri cezadır. Bunların her biri kafirliktir ve inkarın farklı farklı çeşitleridir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğu için bu kitap, onun sıfatı olduğu için, onun sıfatını inkar etmek kafirliğin ta kendisidir. Yani bir adam Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatını inkar etmiş, ha kendisini inkar etmiş. Ha haşa Allah yok demiş, ha haşa Allah'ın eli yok demiş. Veya Allah'ın kelamı yok demiş. Veya Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır gözü yok, ayağı yok demiş. Bunları iptal etmiş. Bunlar her bir Allah'ın sıfatıdır ve her kim bunu inkar ederse Allah Azze ve Celle'yi tamamıyla inkar etmiştir. Onun için burası ne yapılmıştır? Burası gizli tutulmuştur ki insanlar yaptıkları azabın ne kadar büyük olduğunu anlasınlar. Ve kardeşler, bu kitap, çünkü Allah Azze ve Celle sonunda ne dedi? Dedi ki ve innehu le kitabun aziz dedi. Ve bu öyle bir kitaptır ki bu aziz olan bir kitaptır. Yüce, şerefli, büyük bir kitaptır. Şimdi baktığın zaman kitaba, kitap aziz. Alt edilemez bu kitap. Hiç kimse ne yapamaz? Buna karşı gelemez. Manası budur. İtiraz da edilemez. Mutlak galiptir. Onun önüne hiçbir şey getiremez. Karşısına hiçbir şey dikemez. Sen ona saygıyla eğileceksin. Bu öyle aziz bir kitap. Ve bu kitap o kadar aziz bir kitaptır ki, çünkü aziz olan Allah tarafından indirilmiştir. Onun sıfatıdır. Ve her kim bu kitabı yaşarsa, kendine hayat rehberi edinirse, o da azizlerden olur. Çünkü insana o azizliği veren, o şerefi veren, o haysiyeti veren işte bu kitaptır. Nereden anlıyoruz bunu? Bunu sahabenin hayatından anlıyoruz. Hatırlarsanız nice sahabeler vardı ve küfrün içinde putlara tapıyorlardı, zina yapıyorlardı, kötü işler yapıyorlardı. Kimi çocuklarını diri diri toprağın altına gömüyorlardı. Ne helal biliyorlardı, ne haram biliyorlardı ve bu kitap onları şerefli kıldı. Bu kitap onları şerefli kıldı. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil. O kalpleri dirilten, ölü olan kalpleri dirilten işte bu kitaptır. Bu aziz olan kitaptır. Ve yine bu öyle bir aziz bir kitaptır ki onu rehber edinen şeref bulur. Ama ondan yüz çeviren zillet elbisesini kendine giyer. Bu kesindir yani. Ve yine bu kitap izzetin kaynağıdır. Kaynağıdır. Bu kitabı okuyan, yaşayan, kendine hayat nizamı edinen, hayat rehberi edinen, hayat kılavuzu edinen insanlar gerçekten dünyada ve ahirette mutluluğu yaşar. Bu gerçektir. Ve yine her kim bu kitaptan vazgeçerse, bu kitabın kanunlarından yüz çevirirse, biraz önce dediğim gibi ne yapar? Kendini zilletin içine atar. Ama yaşarsa zilletten kendini kurtarır diyebiliriz. İşte kardeşler, biraz önce dediğim gibi sahabe bununla aziz oldu. Bununla izzeti kazandı. Çünkü izzet Allah'a aittir. Peygamber'e aittir. Ve onunla beraber olan müminlere aittir. Başka kimse de değil. Biraz önce verdiğim örneklerin hepsini tek tek düşünün. Bir Bilal düşünün. Bilal radıyallahu anh daha köle, helal nedir bilmez, haram nedir bilmez ama okuduğu birkaç ayet onu Ümeyye bin Halef gibi adamın karşısına dikti ve Allah birdir dedi. Üzerine taş koydu, hayır Allah birdir dedi ve geri dönmedi. Peki Bilal'e bu cesareti veren neydi? İşte bu kitaptı. Başka bir şey değildi. Yine bakalım Sümeyye'ye bakalım ve Yasir'e bakalım. Kendisi birkaç ayet okuduktan sonra resmen ölü kalpler dirildi ve çıktı Ebu Cehil'in karşısına.
Dediler ki biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabiiz dediler. Öldürürüz dediler, öldür dedi. İşkence ederiz dediler, işkence ettiler. Oğlunu da öldürürüz dediler, fark etmez dedi. Bu kadar cesareti ne verdi? İşte bu kitap verdi. Ve canını verdiler. Canını verdiler. Eğer bir şey için canını verebiliyorsan demek ki o kitap gerçekten aziz bir kitaptır. Övülmeyi hak eden bir kitaptır. Ve bizim gibi böyle bu kadar da ayet okumamışlardı. Okudukları ayetler belki birkaç sure, belki birkaç tane ayet. Başka bir şey değildi. Ama o ayetler kalplerine ok misali tesir etti. Vurdu ve tesir etti. Başka bir şey olmadı. Hemen bakalım. Habbab'a bakalım. Habbab da aynı şekilde. Ne zaman ki bu kitapla tanıştı, müşrik olan, putlara tapan patronuna karşı dedi ki Allah birdir dedi. Muhammed onun elçisidir dedi. Onu yatırdılar, işkence ettiler. Ona demirden gömlekler giydirdiler. Sırtı şekilden şekile girdi. Ama Habbab ne yapmadı? Fikirlerinden dönmedi. Amir bin Fuheyra vardı. Her birinizin bildiği. Kendisi de o da siyahilerdendi. Bilal gibi işkence gördü. Çöllere yatırıldı. Kumlara yatırıldı. İşkence gördü sabretti. Ona bu sabrı veren neydi? İşte bu aziz olan kitaptı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona kutlu bir görev verdi. Dedi ki git şu halka tebliğ görevini sana veriyorum dedi. Ve oraya gitti. Kafirler onu mızrakladılar. Onu öldürdüler. Ne dedi o mızrağı yiyince? Fustu vallahi dedi. Vallahi ben kurtuldum dedi. Şimdi fustu vallahi dedikten sonra düşünün kardeşler. Vallahi ben kurtuldum dedikten sonra kim bunu söyler? İşte bu kitabı yaşayan. Bu kitabın azizliğini gören kişiler. Gerçekten ne yapar? Fustu vallahi der. Hemen bakıyoruz. Haram bin Milhan aynı tepkiyi veriyor. Fustu vallahi bir Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum diyor. Ali radıyallahu anh'a bakıyoruz. O da aynı cevabı veriyor. İşte bu aziz olan kitabı yaşayan insanların kalbinde etkisi bu kadar büyüktür. Sahabeyi sahabe yapan buydu. Sahabeye izzeti veren buydu. Bu kitaptı. Başka bir şey değildi kardeşler. Çok paralarının olması değildi. Mekke'de yaşamaları değildi. Değildi. Veya insanların çokluğu değildi. Malın mülkün çokluğu değildi. Arapların üstünlüğü değildi. İşte onları bu hale getiren, onlara bu izzeti veren işte bu kitaptı. Eğer ki bizler bu kitaptan yüz çevirirsek zillet elbisesini giyeriz. Şayet eğer ki biz bu kitaba göre yaşarsak biz de o bizden önceki atalarımız gibi sahabeye biz atalarımız diyoruz. Selefimiz gibi izzetli oluruz. Çünkü biliyorsunuz ki para değildir izzetin kaynağı. Kafirler için bu olabilir. Mal değildir izzetin kaynağı. İzzetin kaynağı, şerefin kaynağı işte bu kitaptır ve Allah katında Allah'ın sana verdiği değerdir. Başka bir şey değildir. Sen evinde aç oturursun, yiyecek ekmeğin olmaz ama insanların gözünde çok değerlisin. Allah seni sevdirir. Sana kıymet verir. Meleklerine de ne yapar? Emreder ki sana dua etsinler diye. Bu böyledir. Onun için buna dikkat etmek gerekiyor diyebilirim. Evet. Allah Azze ve Celle ayetin devamında 42. ayette işte kendi kitabından bahsetmeye devam ediyor. Diyor ki La يَحْتِهِ الْبَاتِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَك۪يمٍ حَمِدٍ Batıl ona önünden ve arkasından gelemez. Çünkü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah Azze ve Celle tarafından indirilmiştir. Hamdı hak eden Allah Azze ve Celle tarafından indirilmiştir. Burada iki nokta var kardeşler. Birinci nokta onun önünden ve arkasından batıl yaklaşamaz. Yani bu kitap kıyamete kadar korunmuştur. Ne bir önceki kitaplar bu kitabın hükmünü iptal edebilir ne de bundan sonra bir kitap gelecek, bir vahiy gelecek bu kitabın hükmünü değiştirecek. Böyle bir şey yok. Yani bugünkü yasalar var ya bugünkü yasalar bizim elimizdeki bu kitabın yasalarını değiştiremez. Bu kitap Araplara indi diyemez. Bu 1400 sene önce için geçerlidir diyemez. Böyle bir şey demeye hakları yok. Bu kitap kıyamete kadar geçerlidir. Bu kitap Yahudilerin ve Hristiyanların tahrif ettiği kitaplar gibi değildir.
Allah Azze ve Celle bu kitabı korumuştur. Gerek insanların hıfızlarında, gerek ise asıl olan kitaplarda korumuştur. Bir insanın çıkıp Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine farklı manasından bahsetmiyorum. Evet, farklı mana vererek bunu ne yapabilir? Bunu yanlış tevil, yanlış tefsir ve bununla beraber tahrif edebilir. Kastettiğimiz bu değildir. Ama dünyanın neresine gidersen git bu kitap aynıdır. Değişmez. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin kullarına bir rahmetidir. Şayet Allah Azze ve Celle bunu tahrif olmasına izin verseydi, o zaman halimiz nice olurdu. Bu kitap dünyanın neresine gidersen git aynı olmasına rağmen bu kadar ihtilaf var iken, bir de farklı farklı kitaplar, farklı farklı görüşler olduğunu düşünsenize. Binlerce görüş, binlerce fikir ve maalesef ama maalesef bizim yine bir araya gelmemiz imkansız olurdu. Ama bakıyoruz Allah'ın kitabında bir değişiklik yok. Allah Azze ve Celle üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve kıyamete kadar bu kitabı korudu. Hala da koruyor. Yani demek istediğim şu ki, bir önceki kitaplar bu kitabın hükmünü iptal edemez. Bundan sonra da bir kitap gelmeyeceği için, bir vahiy gelmeyeceği için sahte peygamberlerin uydurdukları şeylere kulak asmayın. Onlar diyorlar ya, bize vahiy geldi. Allah bize vahyetti. Bu da onların ne kadar yalancı olduğunu ortaya koyuyor. Demek ki bu kitap kıyamete kadar bizim tek kaynağımız, tek rehberimiz ve tek nurumuzdur. Başka bir şey değildir. Onun için Allah Azze ve Celle bize şunu söylüyor. Onun önünden ve arkasından ona batıl yaklaşamaz. Şeytan, iblis ona yaklaşamaz. Gelip onun üzerinde değişiklik yapamaz. Müdahale edemez. Çünkü burada özel bir koruma vardır. Peki bu koruma nasıldır kardeşler? Bu koruma şöyledir. Hani biz söylüyoruz bazen bazı cahillere, anlamak istemiyor. Biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle bu kitabı alimlerin hıfızlarıyla korumuştur. O alimler kimlerdir? O alimler sahabedir, tabiindir, hayırla anılan nesillerdir. Onlarla korumuştur. Nasıl ki bu kitabı bize korudu, bu zamana kadar taşıdılar, aynı şekilde hadisler de bu şekilde korunmuştur diyoruz. Mutlaka nasibimiz olan hadisleri de almışız ve Allah Azze ve Celle onları da bize ulaştırmıştır diyoruz. Ve bununla beraber Allah Azze ve Celle başka bir ayette diyor ki İnne nahnu nazzalna zikra ve inne lehu lehafizun. Muhakkak ki onu biz indirdik, onun koruyucuları da bizleriz. Şimdi bunu sen söylediğin zaman adam sana ne diyor biliyor musun? Şiiler, Rafiziler, tamam da diyor bu ayeti Ömer koydu diyor. Ya bunlar bu kadar kafirler. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde bir değişiklik yoktur. Bugün Şiiler Fatma radıyallahu anh'ın bir kitabının olduğunu söylüyorlar. Ve bu kitabın iki misli, üç misli olduğunu söylüyorlar. Mehdi gelecek, o kitapla bize muamelede bulunacak diyorlar. Yani bu kitabın değiştiğini söylüyorlar. Hükmünün kalktığını söylüyorlar haşa ve kella. Sen ona bu ayeti söylediğin zaman, onu biz indirdik, onun koruyucuları bizleriz dediğin zaman, işte onu da Ebu Bekir'le Ömer koydu diyorlar haşa ve kella. Dolayısıyla sen kafire bir şey ispat edemezsin. Biraz sonra ayetlerde gelecek. Bu ayetler, bu Kur'an kimedir kardeşler? Muttakileredir. Kafirleri anlatamazsın zaten. Allah Azze ve Celle biraz sonra bahsedecek. Onların gözlerinin önünde perdeler, kulaklarında ağırlık vardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Aynı bir çobanın kendi sürüsüne bağırdığı gibi ancak bu sesi duyarlar. Başka bir ses duymazlar, karşılık veremezler, anlayamazlar. Dolayısıyla anlamadıkları bir şey konusunda sen onlarla ne yapamazsın, uğraşamazsın diyebiliriz. Ve burada önemli bir mesele de var ki tenzilun min hakimin hamid. Allah Azze ve Celle diyor ki işte bu kitap hamid olan Allah Azze ve Celle tarafından indirilmiştir. Hakim, her işi hikmetli yapan, el hakim olan Allah. Yani düşünün kardeşler, sen diyorsun ki bu adam neden Müslüman olmuyor? Allah Azze ve Celle bu kitapla bazen birini, ölü olan kalbini diriltiyor, Müslüman yapıyor. Bakıyorsun çok zeki, çok akıllı, tabiri caizse, tabiri sahihse gözlerinden zeka fışkırıyor ama anlamıyor. Öküzün trene baktığı gibi bakıyor, anlamıyor.
Sebebi ne? İşte bu Allah'ın el-hakim olmasının sebebidir. Allah birine hidayet verdiyse bu onun hikmetlerindendir. Birine de delaleti nasip ettiyse bu da onun hikmetlerindendir. Nice kalpler vardır karanlıklar içinde. Adam ölü. Ölü ya, tek bir ayetle o kalp diriliyor. Nice seleften adamlar var, günahlar içinde yüzüyorlar. Dama çıkıyor, hırsızlık yapacak. Tabiri caizse röntgencilik yapacak. Bir ayet duyuyorlar. O ayet onların kalplerine nakşediyor ve ömrünün geri kalan bütün kısmını ibadetle geçiriyor. Bu öyle bir ayet işte. İşte bu el-hakim olan Allah tarafından inmesinin sebebi budur. Yoksa her okuyan anlasaydı, her okuyan Müslüman olsaydı, o zaman biraz sonra okuyacağım ayetlerin çok bir manası olmayacaktı. Allah Azze ve Celle şayet dileseydi zaten herkes iman edecekti. Ama Allah hikmeti gereği kiminin iman etmesini, kiminin de etmemesini diliyor. Ve bununla beraber El-Hamid olan, yani Allah Azze ve Celle övgüyü hak ediyor. Allah Azze ve Celle bu kitabı indirerek, her işinde bir hikmeti irade ederek övgüyü hak ediyor. Bütün övgünün tek kaynağı Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla biz şunu düşünmemiz lazım. Şayet Allah Azze ve Celle bu kitabı bize indirip kıyamete kadar koruduysa, bu Allah Azze ve Celle'nin fazlasıyla övgüyü hak ettiğinin delilidir. Ve öyle bir kitaptır ki müfessirler şunu söylüyor. Tamamen genine göre cevap veriyor. Genine göre. Ruh haline göre cevap veriyor. Aklına göre cevap veriyor. Hani bazı kafirler, bazı sözde bilginler diyorlar ya, açtım Kur'an'ı, baktım ki bana direkt cevap verdi. Bir ahmak, zaten bu kitap senin için inmiş. Senin aklından geçen her şeye cevap vermek için inmiş. Sen daha anlamadın mı? Allah Azze ve Celle bütün kulların sıkıntılarını bile bile bunlara cevap vermiş. Genel cevaplar. Yani mücmel cevaplar. Sen mufassal cevapları da istiyorsan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsirlerine, sünnetine bakabilirsin diyebiliriz. Evet. Ve dedi ki Allah Azze ve Celle 43. ayette, "Ma yuqalu leke illa ma kad qila lirrasuli min qablik." Sana söylenen şeyler ey Muhammed senden önceki elçilere de söylendi. Başka bir şey değil yani. Onlara ne söylendiyse sana da onlara söylenenden başka bir şey söylenmedi. "İnne rabbeke lezu mağfireti ve zu ikabin alim." Ve şüphesiz ki senin Rabbin elbette mağfiret sahibi ve bununla beraber acı bir azap sahibidir. Yani Allah Azze ve Celle mağfiret sahibidir de ve acıklı bir azap sahibidir de diyebiliriz. Burada önemli bir iki nokta var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Seyyid Kutup burada şunu söylüyor kardeşler. Çok önemli. Hani dedi ya ey Muhammed, hani sana deli dediler. Haşa. Sana şair dediler. Sana büyücü dediler. Sana işte müfteri dediler. Sana işte cinlenmiş dediler. Ne dedilerse senden önceki o kardeşlerin var ya, o anneleriniz ayrı, babalarınız bir olan kardeşleriniz var ya, hadisin tabiriyle söylüyorum. İşte aynısı onlara da söyledi. Sana söylenen Nuh'a da söylendi. Sana söylenen İbrahim'e de söylendi. İsa'ya da Musa'ya da söylendi. Hepsine söylendi. Onlara bu söylenenden başka bir şey söylenmedi. Ey Muhammed diyerek Rabbi ona teselli veriyor. Ve diyor ki Seyyid Kutup burada çok güzel bir sözde. Bütün peygamberler aynı vahyi almışlardır. Ne demek? Şu demek kardeşler. Yani peygamberlerin tevhid daveti birdir. Ancak ibadetlerde ve tafsilatlarda farklılık olabilir. Ama hepsi neye çağırmışlardır? Bir olan Allah Azze ve Celle'ye çağırmışlardır. Ve diyor ki mesajı aynıdır diyor Seyyid Kutup. Vahiy aynıdır, mesajı aynıdır. İnsanları aynı inanç sistemine inanıp uymaya çağırmışlardır hepsi. Hepsi buna çağırmışlardır. Bu yüzden insanlardan aynı tepkiyi görmüşlerdir. Hani sen birine etki tepki meselesi aynı şeylere çağırırsan insan fıtratı aynıdır. Hep aynı tepkiyi verirler. Sen adama dersen ki sen müşriksin, senin ataların cehennemde,
sen de iman etmezsen cehenneme gideceksin dediğin zaman otomatikmen sana karşı geleceklerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın davetini bir düşünün. Aleyhissalatü vesselam onların atalarının ateşte olduğunu söyledi. Ne demek istedi? Yani sizin atalarınız kafirdir dedi. Gelenekçi olan, görenekçi olan insanlara sen bunu söylediğin zaman otomatikmen sana bu sözler geliyor. Yani bunca duyduğumuz şeyler, bunca öğrendiğimiz şeyler yalan mıydı? Sen bir yalancısın, sen bir şairsin, sen bir büyücüsün, sen bir müfterisin vesaire. Bunu diyecekler. Ve diyor ki Seyyid Kutup, burası da çok güzel. Bu yüzden insanlardan aynı tepkiyi görmüşler. Aynı yalanlama, aynı itirazlarla karşılaşmışlardır. Bütün peygamberleri birbirine bağlayan aynı bağdır. Nedir o bağ? Hepsi aynı ağacın dalları gibidir. Hepsi aynı ağacın dalları gibidir. Aynı aileye mensupturlar. Hangi aile? Tevhid ailesine. Hepimiz Allah Azze ve Celle'yi birlemek için mücadele ediyoruz. Doğru mu? Onlar aynı aileye mensupturlar. Çektikleri acılar, yaşadıkları deneyimler, uzanıp giden yolda en sonunda varmak istedikleri hedef de aynı. Ondan dolayı diyor ki yakınlık duygusunu aşılayan, insana güç ve sabır veren, insanı kararlı kılan ne güzel bir duygudur bu. Subhanallah. Ne güzel bir duyguymuş. Acı çekmek ne güzel bir duyguymuş. Tuhaf geldi değil mi size? Evet, çok tuhaf. Ama iman işte böyle lezzet verir adama. İman lezzet verir adama. Çünkü peygamberler bu sıkıntılarla karşı karşıya geldikleri zaman evet üzülüyorlardı o an. Sonra kendilerinden önceki peygamberlerin durumunu okuyunca demek ki doğru yoldayım diyorlardı. Her zaman söylüyorum ya kardeşler, şayet bir muvahhid bazı merhalelerden geçmiyorsa o muvahhidin hayatında bir sorun var. Bir sıkıntı var. Demek ki tevhid davetini gereği gibi anlatmıyor, hakkı haykırmıyor. Hakkı haykıran adamın başından bela eksik olmaz. Bu böyledir. Biz de imanımız oranında ne yapıyoruz? Gücümüz nispetinde bunu yapmak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla şayet bizler Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa ve Musa Aleyhisselam'ın ve son peygamber olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini yaparsak, Seyyid Kutup diyor ki aynı olaylara, aynı karşılıkla biz de karşılaşırız. Yani aynı davanın insanı olursan bunlar senin de başına gelecektir ki zaten bakıyoruz bir olan Allah'a çağıran, tevhide çağıran insanların birçoğu nerede? Ya mezarın altında, ya cezaevinde, ya da cenk, cihat meydanlarında. Doğru mu? Bunun dışında yok. Ha bu bazen adam Müslüman olur, olmaz. Ama adamın daveti gerçekten onları tedirgin eder. Onlara sıkıntı verir. Çünkü davet var, bir de davet var. Davet var, hiç kimsenin umurunda değil. Niye? Tehlike görülmüyor. Biz daha önce de anlattık. Dedik ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk Mekke'de çıktığı zaman bütün aristokratlar toplandılar. Ve dediler ki Muhammed bir şeyler getirdi dediler. Hemen toplandılar, hemen. Çünkü tehlike gördüler. Ama bundan önce Hanif dinine inananlar vardı. Onlar da bir olan Allah'a çağırıyorlardı. Onlar da diyorlardı ben sizin putunuza tapmıyorum diyorlardı. Sizin kestiklerinizi yemiyorum diyorlardı. Onlar tehlike görülmüyordu. Ama Muhammed aleyhissalatü vesselam için insanlar toplandılar. Ve dediler ki buna bir çözüm bulalım dediler. Hatta biz surenin başında dedik ki bunlar geldiler dediler ki ey Muhammed istediğin malsa mal verelim. Kadınsa evlendirelim. Başkanlıksa gel başımıza gel. Ne istiyorsun yani? Bizi parçaladın böldün. Parçaladın böldün dedi daha 40 kişi bile olmamışlar. Daha Ömer Müslüman olmamış dedik. Ama buna rağmen çok tehlikeli gördüler. Heh, işte bu davanın sahipleri. Bu bahsettiğim şeylerle karşılaşacaklardır. Yurtlarından kovulacaklardır. Müfteri sayılacaklardır. Yalancı sayılacaklardır. İftiracı sayılacaklardır. Dini tahrif etti. Terörist denilecektir. Vahhabi denilecektir. Bir önceki ne kadar fırka varsa onlara nispet edilecektir. Bir şey söylersin Şii derler. Bir şey söylersin Vahhabi derler. Bir şey söylersin Sofi derler. Mutlaka seni bir yere ne yaparlar? Bir yere nispet ederler. Bu nedir kardeşler? İşte bu davetin önüne getirilen
engellerden sadece birkaç tanesidir diyebiliriz. Evet, bizler de aynı şekilde bu insanlara, gelenekçi ve görenekçi olan insanlara bunu söylediğimiz zaman bakıyorum aynı karşılığı alıyoruz. Evet, 44. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْعَانًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. Dediler ki eğer biz onu acemi yani Arapça olmayan bir dilde olan bir Kur'an kılsaydık herhalde şunu derlerdi. اَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ. Arap olan bir adama Arapça olmayan bir kitap ha, öyle mi? Düşünün yani. Biz şayet Arapça olmayan bir dilde bir Kur'an indirmiş olsaydık derlerdi ki ya Arap olan bir adama siz başka dilde Kur'an'ı nasıl indirirsiniz derlerdi. Tabi öncesini düşünün kardeşler. Bu ayetin bir öncesi var. Surenin içinde biliyorsunuz. Onlar yine ne dediler? Keşke bu Kur'an böyle tafsilatlı bir şekilde açıklansaydı dediler. Ondan sonra dediler ki keşke bu Kur'an Arapça olmayan bir dilde olsaydı dediler. Şimdi diyorlar ki işte Arap olan bir adama Arapça olmayan, Arapça dilinde olmayan bir kitap. Böyle bir iddiaları var. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle burada istifham sorusuyla soruyor. اَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ. Yani Arap olan bir adama Arapça olmayan dilde bir kitap mı? Nasıl yani? Şimdi Arap olmayan bir adam, Arapça bilmeyen bir adam yabancı dilde bir kitap okuyabilir mi? Okuyamaz. Sen diyorsun ki bunu indir. Böyle olmaz ki. Tam aksini getirse diyor müfessirler, tam zıttını iddia edecekler. Yani Arapça indirse diyecek ki yabancı dilde olsun. Yabancı dilde gelse diyecek Arapça olsun. İngilizce getirsen diyecek ki Fransızca olsun. Fransızca getirsen diyecek ki Almanca olsun. Yani bunlar nedir? Bunlar tamamıyla bazı müfessirlerin dediğine göre demagoji. Yani yalanlamanın bahaneleri. Önüne getirilen engellerden başka bir şey değildir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle en doğrusunu yapmış ki biraz sonra açıklayacağım. Arap olan bir kavme Arapça bir kitap indirmiş. Bitti. Bu sefer ne diyeceklerdi? Ya yarısı Arapça, yarısı başka bir dilde olsaydı olmaz mıydı? Diyeceklerdi. Dolayısıyla sen bunun önüne geçemezsin. Bugünkü bazı hadis inkarcılarının dediği gibi adama diyorsun ki Allah Azze ve Celle bu kitabı Arapça indirmiş. Gerçek Kur'an Arapçadır. Bitti. Hatta İmam Kurtubi şunu çıkarıyor bu ayetten. Bu ayetten şu hüküm çıkar diyor. Diyor ki demek ki Kur'an'ın aslı Arapçadır. Başka dildeki çeviriler Kur'an değildir. Onun sadece açıklamasıdır. Onun için gerçek Kur'an budur. Her ne kadar bazı Hanefiler Farsçayı da caiz gördülerse de bu tercih edilen bir görüş değildir. İşte namazda Farsça okunur demişler bazıları. Ancak bu tercih edilen bir görüş değildir. Dolayısıyla Kur'an'ın aslı Arapçadır. Namazda da ancak kişi Arapça okuyabilir. Başka dilde okuyamaz. Şöyle bir soru gelebilir. Öyle okuyan mı var? Tabii ki okuyan var. Hadis inkarcıları Türkçe okuyor. Mesela namazda Türkçe okuyor. Ben çok denk geldim. Siz de belki bir gün denk gelirsiniz böyle ahmaklara. Adam Türkçe okuyor. Okuyor diyor ki Allah katında dilin hiçbir önemi yoktur diyor. Ben böyle okuyorum diyor. Sünnetten uzak, aslında mantıktan da uzak, akılsızca meseleler. Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki ayetin devamında قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ. De ki bu kitap var ya, bu kitap İman edenlere hidayet ve şifadır. Kimeymiş? İman edenlere. Devamında وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي اَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ آمَنْ. Allah Azze ve Celle diyor ki ancak iman etmeyenlerin kulaklarının üzerinde ağırlık vardır ve gözlerinin üzerinde de perdeler vardır. Yani görmezler. Üzerlerinde basiret kalkmıştır diyor. اُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Onlar İşte onlar sanki uzak bir yerden seslenilir. Yani uzaktan seslenilir onlara. Duymazlar. Uzakta gibiler. Şimdi biraz önceki saydığım meseleyi zikredecek olursak, burada dediğim gibi biz Allah Azze ve Celle'nin kitabını Arapça olarak bildik. Allah Azze ve Celle Süryanice indirmiş olsaydı biz de diyecektik ki evet Allah böyle indirmiş. Böyle yaşanması lazım. Peki niye Arapçadan başka bir dil kabul edemeyiz?
birkaç tane sebepten bahsedeyim. Bir, biraz önce zikrettim. Dedim ki çünkü Kur'an Allah Azze ve Celle tarafından tenzil edilmiştir ve onun kelamıdır. Onun kelamıdır. Ne demek? Bizzat onun katından bu şekilde inmiştir. Onun kelamıdır yani. Şayet biz bunun harflerinin üzerinde oynarsak, kelimelerin üzerinde oynarsak Allah Azze ve Celle'nin kelamının olmadığını iddia etmiş oluruz. O zaman kelamlıktan çıkar, bizim açıklamamız manasına gelir. Şayet sen istiyorsan ki bu kitap sana şifa versin, rukiye için, o zaman orijinalini okuyacaksın. İşte etki eden mana Arapçadır. Arapçadır. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Biz Allah'ın kelamı dediğimiz zaman insanlar bazen anlamıyor. Yani Allah'ın sıfatıdır. Bizzat bu şekilde Allah katından indirilmiştir diyoruz. Onun için çeviriler Kur'an değildir, mealdir, onun çevirisidir, onun açıklamasıdır, tercümesidir. Bizzat Kur'an değildir. Dolayısıyla bizzat Kur'an olan, bizzat ruhlara, bedenlere ve akla şifa verecek olan Kur'an'ın bizzat bu şeklidir, bu halidir. Yine hidayet de bu şekildedir. Allah Azze ve Celle iman edenler için bu bir hidayettir ve bununla beraber bir şifadır dedi, şifa. Hem hidayettir hem şifadır. Ancak kafirler için öyle değildir. Daha önce de söyledik. Kafirler için niye öyle değildir? Çünkü bu kitap muttakilere bir yol göstericidir. Muttakilere, yani iman edenlere. Kafirler için onların kulaklarının üzerinde ağırlıklar vardır. Başka bir şey değil diyebiliriz. Onun için bazen bize soruyorlar. Diyorlar ki yani biz Kur'an'la işte hastaları tedavi edebilir miyiz diyorlar. Biz de diyoruz ki evet, Kur'an okuyarak hastaları tedavi edebilirsiniz. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde mevcuttur. Dolayısıyla eğer bu Kur'an olursa bunda bir sorun yoktur. Ama kişi kendisi kendine yaparsa bu daha iyi olur diyerek sürekli hatırlatıyoruz. Ta ki insanların kalpleri işte şu rukyecidir, onun nefesi kuvvetlidir demesinler diye. Maalesef böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Adam diyor ki o işi biliyor, o yapınca iyi oluyorum diyor. Böyle bir inanış sakat, sıkıntılı bir inanıştır. Eğer şayet şifa Allah'ın kitabındaysa kim okursa okusun o şifa bulacaktır. Böyle inanmamız lazım. Tabii ki tecrübeli doktor, tecrübesiz doktor anlayışı vardır. Bu başka bir durum. Ama sen kalbini doktora bağlarsan al sana şirkin ta kendisi. Şifayı doktordan bekledin. Olmaz öyle şey. Sen şifayı Allah'tan bekleyeceksin. Dolayısıyla nefesi kuvvetli olan değil, bizzat bu kitap ve bu kitabın sahibi ne yapacaktır? Şifa olacaktır diyebiliriz. Ve bunun dışında Allah Azze ve Celle başka bir ayette ne diyor? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz bu Kur'an'ı müminler için bir rahmet ve bir şifa kıldık. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Ve bu kafirlere, zalimler için de ancak bir hüsrandır. Onların hüsranlarını arttırır. Fark ettiyseniz biraz önce okuduğum ayetin tefsiri niteliğinde Allah Azze ve Celle Kur'an'ın iman edenler için bir şifa, bir rahmet olduğunu söylerken kafirler için de nedir? Onların hüsranlarını, onların sıkıntılarını arttırır. Nasıl arttırıyor? Getiriyorsun inkar ediyor, Allah daha da azdırıyor. Getiriyorsun inkar ediyor, daha da azdırıyor. Adam ayetleri ne yapıyor? Eğiyor, bükür, Allah daha da azdırıyor. Azdırıyor da azdırıyor. Hiçbir faydası olmuyor bu kitabın ona. Bu kitap teslimiyet ister. Bu kitap el-hak olan Allah'tan indiği için senin getirdiğin o saçma sapan sonradan getirilmiş düzmece kitaplar bu kitabın karşısında duramaz. Duramaz. Sen iddia edersin. Sen dersin ki anayasamızın şu maddesine karşı geldin dersin. Sen de Allah'a karşı geldin. Farkında mısın? İşte bu kitaba karşı geldin. Farkında mısın? Bunun farkına vararak düşün. Bugünkü insanların birçoğu ne diyorlar? Biz Müslümanız elhamdülillah diyor. Kur'an başımızın tacıdır diyorlar. E peki içindekiler? İçindekiler bizim olmasın. Onlar kalsın. Sadece cenazelerde ve bununla beraber işte düğünlerde ve benzeri şeylerde okunsun yeter diyorlar. İşte biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki hayır, bu kitap
hem şifadır hem de bize yol gösterici rehberdir diyoruz. Son ayette ise dedik ya, burayı da kısaca anlatayım. Ulaike yunadevne min mekanin ba'id. Burada hani sanki uzaktan sesleniyormuş gibi diyor. Yani bu kitap kafirler için böyledir. Düşünün kardeşler, ben size buradan sesleniyorum. Siz beni çok net duyuyorsunuz. Ama zalim olan, kafir olan adam beni duymuyor. Efendim anlamadım, ne diyorsun? Anlamıyorum, anlayışım kıt. Anlamıyor, anlamıyor. Allah Azze ve Celle bize bunu söylüyor. Başka bir ayette bu ayetin tefsiri niteliğinde, daha önce dedim ya, en iyi Kur'an'ı Kur'an tefsir eder. Diyor ki Allah Azze ve Celle, مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُوا اِلَّا دُعَاءُ وَنِدَانِ. Allah Azze ve Celle diyor ki, Allah'ın davetinin karşısında tavırları itibariyle kafirlerin hali tıpkı çobanın çağrısının duyduğu halde o sözleri manasız gören, sadece bir gürültü algılayan türünün durumu gibidir. Ve devamında Allah Azze ve Celle diyor ki, ثُمُّنْ بُكْمُنْ اُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَقِلُونَ. Ve onlar bununla beraber işitmezler, görmezler ve bununla beraber dilleri de yoktur ve bununla beraber akletmezler diyor. Allah Azze ve Celle çobanla bir sürünün misaline benzetiyor. Allah Azze ve Celle farkındaysanız kafirleri hep hayvanlara benzetiyor. Yani buradaki örnek kafirlerin misali şuna benzer diyor. Yani bir çoban bağırıyor. Siz bir çoban olduğunuzu düşünün. Diyorsun ki bak Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Bak Allah'ın kelamı budur. Bak şöyle yaparsan böyle olur diyorsun. Adam hani bir hayvan sürüsü düşün. Bir de sürüye de benzetiyor Allah Azze ve Celle onları. Bu da ilginç bir nokta. Öyle duymuyor. Bir çobanın sesini işitir gibi bir ses işitiyorlar. İşte bu Allah'ın el-hakim olduğunun bir göstergesidir. Allah onların işitmesini istemiyor. Ha kulakları var mı? Var. Senin benim gibi kulakları var ama işitmiyor. Dilleri var mı? Var. Ama konuşamıyor. Gözleri var mı? Var ama göremiyor. Akılları var mı? Var ama anlamıyor, fıkh edemiyor. İşte bu Allah'ın elinde. Allah Azze ve Celle yine başka bir ayette diyor ki, onlar hayvanlar gibidirler. Ulaike kel en'ami belhum edellu. Hatta onlardan daha aşağılıktır diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'dan yüz çeviren insanları, kafirleri hayvanlara benzetiyor. Sürü halinde uçuruma giden hayvanlara benzetiyor. Daha önce demiştim size, Van'da bir koyun uçurumdan atlıyor, arkasından bütün koyunlar atlıyor. Sebep ne? Sürü psikolojisi. İnsanlar nereye giderse biz de oraya gideriz mantığı var. Bugünkü hayvani yaşamda yaşayan kafirlerin durumu da aynen bu şekildedir diyebilirim. Allah Azze ve Celle bu kitabı hakkıyla yaşayan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bu kitabı kendisine rehber edinen kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bu kitabı tek anayasa, tek kitap, tek yaşam rehberi, tek yaşam nizamı edinen kullarından eylesin. Ve bu kitaba karşı hakkıyla saygı duyan kullarından eylesin diyelim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.